kalbimin. Çıkarttım astım portmantoya. Selamlar, bugün böyle bir giriş yapmak istedim. Tercih dönemi videosuyla tekrardan karşınızdayım. Biraz geç oldu çünkü çok yoğundum. Ama tabii ki de unutmadım. Hepsini yayınlayacağım. Bugün İstanbul Gelişim Üniversitesi bizimle birlikte olacak. Buse Nur. Davetimizi kabul ettiğin için ve videomuza geldiğin için teşekkür ederiz. Tamam, yeter. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Bitmeyen tercih dönemi videolarımızla devam ediyoruz. Bugün İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Buse Nur bizimle birlikte olacak. O zaman sizleri çok bekletmeden videomuza geçmeyelim. Önce videoyu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yavaş yavaş büyümeye devam ediyoruz. Ben fazla uzatmadan sözü Buse Nur'a veriyorum. Kendini kısaca tanıtır mısın? Merhaba, ben Buse Nur Güner. İstanbul Gelişim Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi 2. sınıf öğrencisiyim. Alperen'e bu nazik daveti için çok teşekkür ederim. Neden Dil ve Konuşma Terapisi bölümünü tercih ettin? Tercih sürecinden birazcık bahsedebilir misin? Dil ve Konuşma Terapisi bölümünü çocuklarla iletişim iyi olduğu için ve kendime uygun bulduğum için tercih ettim. Tercih dönemimin en başında Dil ve Konuşma Terapisi bölümüyle ilgili yeterince bilgiye sahip değildim. Uzun bir süre araştırmalar yaptım. En sonunda yeni mezun bir dil ve konuşma terapistinin kliniğinde ziyaret ettim. Ve bu mesleğe ait olduğumu hissettiğim an tercih listemin en başına yazdım. Peki neden İstanbul Gelişim Üniversitesi? Tercihim İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yana kullanmamın nedenlerinden birkaçı akademisyenlerimizin multidisipliner olarak çalışıyor olması. Üniversitemizin bize sunduğu çap ve yan dal imkanlarının yeterli ve geniş olması. Erasmus imkanımızın da yurt dışı bağlantıları ve anlaşmalı olan üniversitelerimizle sağlanması. Ayrıca tercih listemin en başına İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni yazmamın bir sebebi vardı. Detaylı bir araştırma yapmıştım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin ilk mezunlarından Betül Özsoy Tanrıkulu hocamız akademisyenlerimiz arasındaydı. Bu sebeple hemen ilk sıraya yazmıştım. Bölümünün kız erkek oranı nedir? %82 kız, %18 erkek. Burs imkanları nelerdir? Okulumuzda %25 ve %100 burs imkanları bulunuyor. Birinci tercihlerde %30, ikinci ve üçüncü tercihlerde %15, dördüncü ve beşinci tercihlerde %10 burs veriliyor. Peki İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin ayrıcalıkları nelerdir? Akademik kadrosunun alanında başarılı ve ilgili olması, çap, yan dal, Erasmus imkanının yüksek olması, İstanbul Gelişim Üniversitesi ayrıcalıklarından sadece birkaçı. Fakültenizin yerleşim yeri ve imkanları neler? İstanbul Gelişim Üniversitesi Avrupa Yakası Avcılar Semti'nde bulunmaktadır. 2 metrobüs durağına da 5 dakika yürüme mesafesinde. Konumu itibariyle yurt sayısı fazlaca, ev kiraları ise diğer semtlere oranla daha uygun fiyatlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde online eğitimle devam etmek nasıldı? Online eğitim, ilgili ve aktif iletişim kuran akademisyenlerimizle benim adıma gayet eğlenceli ve faydalı geçti. Örneğin akademisyenlerimizle uygulamalı derslerimizi bazı programlar aracılığıyla işledik. Gayet verimliydi. Peki sence neden İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni tercih etmeliler? Yasal zeminde dil ve konuşma terapisi bölümü sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda İstanbul Gelişim Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde disiplinler arası bir yaklaşım sergilenmekte, klinik deneyimleri olan akademisyenlerle sadece teorik değil, uygulamaya yönelik örneklendirmeler ve bilgilendirmeler de sağlanmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi konumu, eğitim kalitesi, akademisyen kadrosu, gelişime elverişli olması, çap, yan dal, Erasmus imkanlarıyla öğrencinin yanında olduğunu hissettiren bir üniversite olması sebebiyle tercih edilmeli. Mesleğin geleceği hakkında senin düşüncelerin neler? Mesleğimizin tam anlamıyla keşfedilmediğini düşünüyorum. Ben de tercih döneminde acaba diyenlerdendim. Ama ileride mesleğimize çok daha fazla ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum. Ekrana maruz kalan çocuk oranı arttıkça muhtemelen iletişim sorunu yaşayan çocuk sayısı da artacak. Başarılar diliyorum hepimize. Bizim için tercih yapacak arkadaşlara tavsiyelerde bulunur musun? Dil ve konuşma terapisi bölümü
yeni ve öne açık bir bölüm. Mesleğimiz kendini geliştirmeye ve yenilemeye elverişli. Ayrıca gelecek nesile iletişimi güçlü, özgüvenli bireyler yetiştirmek gibi bir amacımız var. Bu amaca ortak olmak isteyenler, sizleri bekliyoruz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda bana eşlik eden Buse Nur'a çok teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Allah aşkına Instagram DM'den yazmayın. Çünkü hepiniz aynı soruları sorduğunuz için hepinize aynı cevabı vermek zorunda kalıyorum. Onun yerine yorumlar kısmına eğer sorularınızı yazarsanız sizinle aynı soruları soracak insanlara tekrar DM üzerinden bana soru sormasına gerek kalmaz. Videomuzu beğenip aynı zamanda abone de olduğunuza göre kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.